Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hoş geldiniz. Safalar getirdiniz iftara doğrunun 10. bölümüyle beraberiz. Her ne kadar istemesek de Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ramazanlar önce bu 30 günün belli aralıklarında aç kalmak bizleri içe zorlayacakmış gibi düşündürürken o 30 günden sadece bir haftamız kaldı. Zaman dediğimiz kavram çok acımasız. Bizlere düşense herkese belirli ölçüde tanınan ve bir gün bitecek olan bu zaman nimetini değerli kullanmak. Günümüzdeki insanlara baktığımızda 70, 80, maksimum 90 yaşına kadar yaşıyorlar. Bu 90 seneyi hayırlı işler yapıp değerlendirmek de var. Ne bu dünyaya ne de ahirete faydası olmayacak işler yapıp bu koskoca seneyi, bu koskoca 90 seneyi çöpe atmakta. da. Karar sizin. Herkes kendi gemisinin kaptanı. Evet bu bölümümüzde inşallah Profesör Doktor Halis Aydemir hocamızla birlikte Kur'an ve bilim konusunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah'a çok şükür. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. E, sizleri gördük daha iyi olduk. Öncelikle bu davetimizde icabetinizden dolayı e, teşekkür ediyoruz sizlere. Ben de bu fırsat için teşekkür ederim. Eyvallah. Evet hocam, ilk sorumuzla başlayalım inşallah. Din ve bilim arasında bir ilişki var mıdır? Ve bu iki kavram birbirini destekler mi? أكثر تشكراً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا في دين وبيلم taalluk eden bir şey. Yani insanla alakalı bir şey. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir alemin içerisinde var ettiği insan dediğimiz özel bir varlıktan söz ediyoruz. Dolayısıyla elimizdeki e, büyüklüklere baktığımızda bir insan dediğimiz okuyucu var. Bu bildiğimiz okuyucu etraftakileri tarar, kaydeder ve anlamlandırır. Zamanla da oradaki işlevselliği, ilişkileri çözer, çıkarır. Böyle bir okuyucu düşünün. Yani böyle yapıyoruz ya kamera, okuyucu. Genelde kamera ne yapıyor? Görüntüyü tarıyor. Daha fazla fonksiyonu var mı? Biraz daha ona işlev kattığımızı düşünün. Taradığı görüntüdeki mesela canlıları seçebilsin. Seçti dört tane işte kedi var, beş tane insan var. Bu bir yetenek. Daha ileri gitsin. Bunları ayırt etsin. Bunlardaki işte birinin boyu şu kadar, ötekinin özelliği bu kadar. Daha daha ileri gidip bunlardaki işte işlemsel canlılık boyutlarını, neler yaptıklarını, nereye ihtiyaç duyduklarını, nasıl yaşadıklarını daha ileri gitsin. Cansızları da bu anlamda görebilsin. Böyle bir okuyucu düşünün. İnsan böyle bir okuyucu. Dolayısıyla insanın yaratıldığı bir ortam var ve kendisi okuyucu. Peki yaratıldığı ortamda okuyabileceği bir şey var mı? Yani insanın anlamlandıracağı, oradaki manayı ortaya çıkaracağı, ilmi ortaya çıkaracağı. Etrafta bir şeycikler olmasa ne olurdu? O zaman boş bir alan olsa insandaki bu okuyabilme kapasitesi, bu oradaki ilmi, oradaki ilişki ağlarını çözebilme kapasitesi beyhude olurdu yani boş. Düşünün ki öğrenciyi getirmişsiniz son derece kapasiteli, tahtanın önüne koymuşsunuz. Ama tahtaya hiçbir şey yazmıyorsunuz. Ona hiçbir şey sunmuyorsunuz. O da ne yapar? Canı sıkılır yani. Halbuki o kendisinde var olan bu e, fonksiyonelliği, işlevselliği, bu kapasiteyi dışa vurmak istiyor. Görmek istiyor. Bebek olarak doğduğunuz andan itibaren bu gözlem radarımız başlıyor. İncelemelere başlıyoruz. Etrafa sonra ayırt ediyoruz. Bu anne, bu baba, bu iyi, bu kızar, döver. Bu şöyle, bu böyle. Bu bizim ilim yapan yanımız. Bunu Hz. Adem Aleyhisselam'dan tevarüz ettik. Ve Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bir meziyet bu. Apayrı bir yanımız, güzelliğimiz. Bizim yaratılışımızda Cenab-ı Hak Hz. Adem'i yaratacağını haber verdiğinde istifam ettiler. Yani soru sordular. Ya Rabbi bu kadar önem atfediyorsun, bu kadar önemli biri olarak yaratıyorsun. Yani halbuki ve nahnu nusabbihu bihamdika biz seni hamd ile tesbih ediyoruz. Takdis ediyoruz, yüceltiyoruz. Yani böyle bir varlığın meziyeti nedir onu yaratıyorsun. Ve o kadar Cenab-ı Hak önem atfetti ki Hazreti Adem'in yaratılışına. Dedi ki feyden tuhu. onu ben tesbih ettiğimde yani artık son dokunuşları yaptığında ve ona ve nefaktu fihi min ruhi ve ruh dediği emrinden olan varlık Cenab-ı Hak kendisine nispet etmiş. Ondan ona üflediğimde tam o an aman ha kaçırmayın. Yani Hz. Adem canlanır canlanmaz. فَقَعُوا لَهُ Siz ona secdeye davranın. Şimdi bu kadar Cenab-ı Hakk'ın önem verdiği belli ki ona çok büyük bir meziyet vermiş, lütfetmiş. Onlara merak ettiler. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'i onlara arz etti. Sunum Hazreti Adem'i çıkardı karşılarına. Tümme aradahum alel melaik. Meleklerin önüne Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i çıkarınca o meziyetini onlara gösterdi. Onlara bazı şeyleri sordu. Onlar bilemediler. Hazreti Adem'e sordu. Hazreti Adem bildi. Hazreti Alem, Adem Aleyhisselam ilim yapabilen bir varlık. İlim yapan yanıyla Cenab-ı Hak ona bu meziyeti verdi. Dolayısıyla ilim yapabilmek bizim yaratılıştan potansiyelimizde olan bir şey. Yaratıcının bize bahşettiği bir şey. Biz her şeyi tanır, görür, anlamlandırır. işlevini, yerini, mahiyetini, ne işe yaradığını merak eder. Bunları tespit eder. Buna da uygun bir at koyarız ona. Bu ne deriz? Şu. O zaman bunu özelliğiyle ne işe yarar? Doğada da bulduğumuzda Hala o Adem'i yanımız devrededir. Çocuk bile taşı alır, bakar, başka taş görürse farklı taş. Aa, bu biraz başka der. Onu başkalarına gösterir. Şöyle birbirlerine vurur, bir şey oluyor mu diye. Bu öğrenme merakımız. Bu buradan başladı. Şu ana kadar bütün taş türlerini, elementleri, değil mi? Varlıkları, evet. canlılıkları. Hala bugün işte bir tane yeni bilmem ne kelebek türü bulundu. İşte ona da şu ad verdik. Hemen buluyoruz özelliklerini çıkarıyoruz. Hemen ona bir ad veriyoruz. Bu isim veren ve onu belli bir sınıfa, aidiyete, özellikleriyle betimleyen yanımız bizim ilim yapan yanımız. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bizi yarattı. Bize ilim yapabilecek bir potansiyel verdi. Ve karşımıza da ilim yapabileceğimiz bir alan açtı. Yani içinde ilmin dolu dolu bulunduğu semavatıyla, Arzıyla, canlılığıyla kendimiz dahil hala kendimizi bile araştırıyoruz değil evet. mi? Ne kadar ironik bir şey. Bir insanın kendi kendini araştırması. Niye? Kendisi kendinin değil mi derler adama. Kendini bilmiyor mu? Evet. Kendisi kendinin değil mi? Kendi kendini bilmiyor mu? Yok. Kendisi de kendine sonradan dahil oldu. Çünkü o ona bahşedilmiş. Aynen araba gibi. Yani arabaya biniyorsunuz. Bir başka firmanın ürettiği, size sunduğu bir araç. İçine biniyorsunuz. Belki mülkiyeti size ait. Sizin ama aracınızı tanımaya başlıyorsunuz. Düğmeyi kurcalıyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Aa, bu sıcak soğuğa çeviriyormuş. Burayı dokunuyorsun. Aa, bu hız sabitliyormuş. Tanıma süreci. Dolayısıyla insan kendisini bile sonradan bulduğu, kendisi kendisine bile sonradan lütfedildiği, bu bedenimiz var eden kudretin bize lütfettiği bir şey, bizim yaptığımız bize ait bir şey olsaydı, onun her milimetresindeki her yerini zaten baştan biliyor olmamız gerekirdi değil mi? Şimdi benim telefonu bu telefonu yapan kimselere götürsem desem ki bunun içerisindeki şurayı biliyor musunuz diye. Gülerler onu, onu biz yaptık derler. Biz onun içerisindeki her yerini biliyoruz derler. Onlar yaptıkları için. Evet. Dolayısıyla biz kendimizi de adeta bir nesne gibi araştıran varlığız. Çünkü kendimiz de kendimizi sonradan bulduk gözlerimize bakıyoruz nasıl çalışıyor. Kulaklarımıza bakıyoruz nasıl işliyor. İlk baştan kabaca buradan ses geldiğini, buradan görüntü geldiğini ama bugünlere gelinceye kadar artık fotonların bile gözlerimize nasıl girdiğini, nasıl ilerlediğini, nasıl sinyale döndüğünü, nasıl görüntünün oluştuğunu vesaire. Bunların hepsi bizim çalışma alanımız olarak yaratan kudretin önümüze açtığı ve bizde de bunu araştırıp öğrenebilecek bir potansiyel, biz buna fıtrat diyoruz. Yarattığı bir ilişki içerisinde gerçekleşiyor. O yüzden ilk gelen vahiy, ikra بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي Yaratan Rabbinin adıyla oku. Demedi, ikra بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Rahman Rahim olan Cenab-ı Hakk'ın diğer isimlerini değil, bu kez okuma cihetimiz, okuma yaklaşımımız yaratılışla ilişkili olduğu için, Yaratan Rabbin yarattığı her şeyi bir okuma ya tabi tutacağımız için bizi harekete geçirdi. Ama bir kayıtla onun adıyla oku. Çünkü okumayı seküler bir gözle de yapabilirsiniz. Ben buna bakarım. Derim ki yeşil, işte mor, şöyle şöyle şeyler var. Bu kadar, hacmi de bu kadar. Ağırlığında tarttım, kilosu bu kadar. Yaprak sayısı bu kadar. Hepsini söylerim. Bitti. Bu seküler bir okuma. Ama dersem ki ilaveten bunu kim yaptı? Bunu buraya kim koydu? Bunu yapma nedeni nedir? Bu artık nesneyi kendi nesnel varlığı sınırlarının dışına çıkıp bu kez onu var etmiş olanla ilişkisini araştırdığım bir süreç. İşte yaradan bizi yaratan Allah'ın ismiyle okumaya davet etti. Biz canlılığı okuruz. Herhangi bir ...seküler okuma yapan gibi okuruz yani. O su ağacın dibinden ağacın yaprağına kadar nasıl çıkıyor? Değil mi? İnsanların merak ettiği bir şeydi. Çünkü orada bir su motoru yok köklerde. Oradan yukarıya bakmışsın ağacın en zirve noktasındaki yaprak dipdiri. Yem yeşil. Belli ki o su yukarı çıkmış değil mi? Evet. Soru şu nasıl çıkıyor bunu? Araştırıyoruz, araştırıyoruz değil mi? Şimdi bunu bulduk. Bulduğun yerde... Duran yaklaşım, seküler yaklaşım diyor ki şöyle oluyor, şuradan şöyle bir sistem var, burada da şöyle bir sistem var, oradan çekiyor, buradan şöyle yapıyor. Şurada başka bir sistem oluşturulmuş, burada onu destekliyor. Bütün ilişki anı çözdük çıkardık. Ama soru şu, mümin bunu bir adım öteye taşıyıp yaratan Allah Azze ve Celle'nin bu kurduğu, yarattığı nizamdaki kudretine bir de hayranlık duyarak nesne ile, varlık ile var eden arasındaki köprüyü ilişkiyi kuruyor. Dolayısıyla din ve ilim dediğimiz şey yani bunun neresinde derseniz bunlar bizim isimler olarak adlar olarak e, isimlerini koyduğumuz şeylerden ibaret. Yani işin temeline indiğinizde sahada bir insan var ve etrafında varlık var ve bu insan bu varlıkları merakla inceliyor ve bu incelediği varlıklarda kendisi de dahil olağanüstü bir bilgiyle karşılaşıyor. Eyvallah. Eyvallah hocam. Ee, ufak bir ara verecekmişiz. Ondan sonra devam edeceğiz inşallah. Peki inşallah. Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Hocam dilerseniz ikinci sorumuzla Buyur. devam edelim. Kur'an'ı okurken okuduğumuz ayetlerde bilimsel gerçekliklerle karşılaşıyoruz. Peki hocam Kur'an e, peki bir bilim kitabı mıdır? Şimdi Allah azze ve celle'yi yaratan kudret olarak insanı yaratılmış varlık olarak ve alemi de insanın yanı sıra insanın üzerinde çalıştığı yine yaratılmış bir alem olarak gördüm. Şimdi Allah Azze ve Celle bir de bunun üstüne insana vahiy ile seslenmesi var, konuşması var. Çünkü insan etrafındaki bu alemi ne kadar incelese, buradaki e, yaratılıştan gelen her bir milimindeki olağanüstü ilimle karşılaşsa bir yere kadar gelecek diyecek ki yani beni de var eden, alemi de var eden, her şeyi de var eden bir kudret olmalı. Ama ben onunla irtibata geçmek istiyorum. Yani e, onunla, e, onun bana sesleneceği, burayı niçin yarattı, ben bu süre zarfında ne yapmalıyım, ben geldiğim gibi nereden geliyorum, e, öldüğüm gibi nereye gideceğim, değil mi? Bir dünya böyle bingo sorularımız var. Bu bizi yaratan kudreti kestirdiğimiz andan itibaren, ondan gelecek bir vahye, bir sese e, adeta aşık bırakır özlem içerisinde bırakır. Bir kuyunun dibindeymiş gibi. Dışarıda birinin olduğundan eminsiniz ama ona ondan bir ses duymak istiyorsunuz. İşte yaradanın bize seslendiği, bütün peygamberler ile seslendiği bir süreç, vahiy süreci. Ve orada Allah azze ve celle bizim gözlem yaparak, etrafımızı inceleyerek vardığımız sonuçların üzerinden geçti. Yani kul in kuntu ala rabbi bizim yaratılışımızdan gelen arayışımızla etrafımızda oluşturduğumuz araştırmalar, incelemelerle vardığımız sonucu Cenab-ı Hak vahiy ile tekrardan aynı sonucu söyledi. Dedi ki sizi ben yarattım. Biz de evet biz yaratık olduğumuzun farkındayız. Bir kudretin bizi yarattığını da biz kavramıştık. Yani em khuliqu min gayri şey'in. Hiçbir şeyden yaratılmadığımızı yani hiç yaratanı olmadığı, herhangi bir e, ilim ve iradenin oluşmadığı bir süreç. Öylece ansızın birdenbire. Buna biz zaten yanaşmadık aklettiğimiz için. Dolayısıyla vahiy ile gelen bilgi, bir defa bizim ortamdaki bütün okumalarımızla eşleşiyor. Yani göklere dair okumalarımızla eşleşiyor yere dair okumalarımızla eşleşiyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam kavmine diyor ki: "Elem tarav? Görmediniz mi? Allah Azze ve Celle gökleri nasıl yaratmış? Tabaka tabaka. Güneşi bak oraya Allah Azze ve Celle koymuş. Siz ondan ısınıyorsunuz, değil mi? Hayatınızı ısı kaynağınız olarak, ışık kaynağınız olarak sağlıyorsunuz. Allah Azze ve Celle ayı yaratmış. Cenab-ı Hak yerden size bitkileri yaratmış. Cenab-ı Hak'ın ortama dair konuştuğu, söylediği bütün hususları biz burada sahanın ortasında yaşıyoruz. Bu süreçte Cenab-ı Hakk'ın bizim varlığımızla ve ortamdaki hem cansız varlıkla hem canlı varlıkla ilgili söylediği hiçbir şeyin bizim buradaki tecrübelerimizle, araştırmalarımızla aykırı düşmemesini bekleriz. Neden? E çünkü yaratan kudret, ya demin dedik ya telefonu Yapan firmaya götürsem. Evet Onlar her tarafını biliriz derler. Dolayısıyla onların bu telefonla ilgili söyleyecekleri, ister genel boyutta söyledikleri, ister yer yer ayrıntıya dair konuştuklarının, e, hilaf-ı hakikat olmaması, yanlış olmaması beklenir. Aynı beklenti, Cenab-ı Hak yaratılışla ilgili konuştuğunda, varlıkla ilgili konuştuğunda, bugünle ilgili konuştuğunda, geçmişle ve gelecekle ilgili konuştuğunda, tamamen doğruyu söylemesi beklenir çünkü komple sistemi yaratan Allah azze ve celle'dir. Sorunuzda geçen biz Kur'an'ı okuduğumuzda bugün için geldiğimiz insanlık ufkunu efendim çepeçevre kuşatan bir boyutla karşılaşıyoruz. İster ayrıntıya dair bilgilerde olsun, ister genele dair bilgilerde olsun, insanın bugüne kadar yürüdüğü insanlık birikimi, ilmi birikimi Cenab-ı Hakk'ın konuştuklarıyla e, aykırı düşmemiştir, yanlış düşmemiştir çünkü Allah Azze ve Celle o fuka kulli diyagil min alim. Her ilmin, ilim sahibi herkesin üzerinde bütün ilimlerin sahibi ve maliki olan Allah Azze ve Celle var. Genel manada da efendim e, örnek verecek olursa, mesela din ile yani dini yaklaşım ile ilim arasında Uzun yıllar, yüz yıllar, hatta yüz yıllar demeyelim, bin yıllar boyu çok temel bir ayrım oldu. Bir defa gelen bütün peygamberler insanlara dediler ki Allah gökleri ve yeri yarattı, sizleri yarattı, canlıları yarattı, her şeyi yarattı. Yaratma ne demek? Öncesinde yoktu, sonradan var edildi demek. Buna bilim yüz yıllar bin yıllar bu çok temel çıkış noktasında hep karşı durdu hayır dedi. Varlık varsa vardır yoksa yoktur. Hiçbir şey vardan yok olmaz. Yok, Yoktan var olmaz. var olmaz. Bu bir başkaldırıydı yaratılış fikrine. Yani çünkü bütün Allah azze ve celle'nin peygamberlerle gönderdiği mesajın merkezinde bu var. Yaratıldınız diye. Kendileri de yaratılmış oldukları halde yani bu bilimi yapan her kimlerse bin yıllar boyunca onlar da taşıdıkları kimlikte aslında bir doğum tarihleri onların da vardı. Yani kendileri de aslında sonradan olma oldukları halde vaktiyle hiç esamesi yeryüzünde yokken böyle olmalarına rağmen kalktılar dediler ki varsa vardır yoksa yoktur. O zaman her şey var başından beri var esiz ya biz de bir şekilde olduk yani işte, yani. evet. O bakımdan bu çok temel bir diyor ayrımıydı din ile bilim arasında. Onlar statik evreni savundular. Yani evren sonsuzdan gelimli, hep var olan efendim bir e, nesnel alan olarak. Dolayısıyla da halbuki Allah azze ve celle yarattık dedi ve bunun yaratma deyince miladı var. Yani doğum tarihi var. Bir zaman doğmuş. Onlar diyorlardı ki yani bir şey nasıl yokken böyle var olacak diye. Bu Son yüzyıla kadar bu yol ayrımı din ile bilim arasındaki çok temel bir ayrım olarak kaldı. Ve onlar diğer tarafta hep bu kartı öne sürdüler. Dediler ki biz bırakın Allah'ı biz yaratma fikrine karşıyız. Çünkü alemdeki tecrübemiz bize gösteriyor ki varsa vardır yoksa yoktur. Ayaklarımızı sağlam yere basıyoruz ve bu nesne üzerine diyoruz ki böyle. Peki ne oldu son yüzyılda? Bilim tarafı en çok savunduğu ve hatta varoluşsal boyutta çünkü öyle kimyada, fizikte bir ayrıntıdan söz etmiyoruz. Bu soru biz neredeyiz sorusunun cevabıydı ve bu soru bizim bulunduğumuz bu ortam e, ne zamandan beri var veya bir tarihi doğumu var mı? Bir harici kudretin yaratmasının eseri mi değil mi? Son yüzyıla gelinceye kadar bilim tarafı bu katı çizgisinde kaldı. Sonra bilim tarafı Allah Azze ve Celle onları bin yıllar boyu efendim bu kararlı bir şekilde ve inatçı bir şekilde iddia ettikleri statik evreni bizatihi kendi elleriyle onlara yıktırdı. Neler yaşandı? İçinde bulunduğumuz alemde malum teleskoplar koyuyoruz, etrafta gözlem yapıyoruz. Evet dışarıda neler oluyor, neler bitiyor bunları inceliyoruz. Bir ara fark ettiler ki bu uzaydaki büyük gök cisimleri, galaksiler birbirlerinden uzaklaşmaktalar. Bu çok enteresan bir şey. Yani bir hareket halindeyiz. Halbuki statik evrende beklenti sabit olması her şey. Eğer benim şu koltuğum kayıyorsa değil mi? Ne düşünürsünüz? Kayıyor kayıyor. Birazdan şuradan aşağı düşecek diye. Evet. O zaman dengede değilim demek ki. Beni iten ve çeken kuvvetler birbirine eşit değil demek ki. Kayıyorum ben. Bizim yaptığımız özellikle Hubble üzerinden Hubble'ın yaptığı gözlemler ile gelen bulgular gösterdi ki gökteki cisimler uzaklaşıyor. Bu ışığın bize gelen ışığın tayfının maviye çalmasından yola çıkarak anladılar ki bu cisimler birbirinden uzaklaşıyor. O zaman bunun verdiği düşünce nedir? Dün daha yakındı. Ondan önceki gün daha yakındı. Ondan önceki gün daha yakındı. Bin sene önce alem birbirine daha yakın. Bir balon gibi düşünün. Balon gitgide şişiyor, büyüyor. O zaman hareket halindeyiz. Kayıyoruz yani. Ya bu gidecek bir yerde böyle dağılacak, saçılacak. Ya duracak kendi üzerine tekrardan kapanacak. Ama en önemli verdiği bize düşünce biz bunu geri sardırdığımızda, geri sardırdığımızda, geri sardırdığımızda bütün alemin hepsi ...tek bir noktada toplanıp oradan ortaya çıkmış olmalı dedirtiyor. Bu Korkmuş bir şey. Evet. Yani bu kadar Uludağ düşünün ne kadar büyük bir kütle değil mi? Ama alemleri düşünün, büyük gezegenleri, yıldızları değil mi? Dev nebulaları düşünün, buralardaki kütlesel hacmi düşünün. Bunların hepsinin bir araya gelip tek bir noktada toplanması gibi bir şeyden söz ediyoruz... ...ve oradan ortaya birdenbire çıkması gibi bir şeyden söz ediyoruz... Statik evren tarafı bu acı gerçekle ilk karşılaştığında büyük şok yaşadı. Çünkü bu ilk düşündürdüğü şey alemin, Tam alemin bir doğum tarihi var. Yani varlık sonsuzdan beri her şey yerli yerince sabit olarak durmuyor. Hareket halinde başlamış ve o başladığı günden bugüne devam ediyor bir genişleme içerisinde. İlk anda havlu atmadılar biraz direndiler. Dediler ki bunun eğer böyle birden bir ortaya çıktığı bir durum söz konusu ise her tarafta bunun bir sesi ve yankısı olmalı. Bunun her tarafta hali hazırda bir radyasyonu olmalı. Çünkü madem birden patladı ortaya çıktı o zaman o ortaya çıkış esnasında her tarafı kaplayan bunun yani patlama düşünün patladığı yerdeki o patlamanın bir sesi olur. Her tarafta evet. olan. İki bilim adamı çalışırlarken radyo dalgaları üzerinde bir sinyale denk geldi. Onları rahatsız etti buradaki bu sinyal. Acaba etrafta bir başka radyo frekansı mı yayın yapıyor diye. Uzaklaştılar oraya gittiler oraya gittiler. Hala Yok. var. Başka şehirlere gittiler. Evet. Başka şehirlerde de var. Bir ara şüphelendiler. Dediler ki biz Rusya ile nükleer anlaşma yaptık. Onlar gizli gizli galiba nükleer denemeler yapıyorlar. Bunlar da onların yaydıkları radyasyonlar olsa gerek. Daha sonra iyice araştırmayı genişletince baktılar ki yani yeryüzünde her tarafta bu e, sinyali buluyoruz. Bir tek merak noktası kaldı. Bu uzayda da var. Eğer uzayda da varsa o zaman bu şu demek. Biz o patlamanın hala içindeyiz ve o sesi hala yaşıyoruz. Cube adındaki bir e, uzay uyduyu gönderdiler. Ve tahminimce 7-8. dakikalarda gönderdiği bilgiyle statik evreni tarihe gömdü. Ve artık anladık ki biz miladı olan yani bir tarihte doğmuş bulunan bir evrenin içerisindeyiz. Vaktiyle statik evrenciler ne yani böyle birdenbire pat diye mi ortaya çıktı diye dalga geçerlerdi. Şimdi bilim o pat diyenin bile çok uzun bir zaman olduğunu, Allah'ın gökleri ve yeri yaratmasının ilk o anının saniyenin milyonda birinde. Saniyeyi düşün, onun milyonda birini düşün. Bu kadar değil mi? Küçük bir an. Evet. Hayır onun da milyonda birinde desek. Hayır onun da milyonda birinde. Böyle altı kez milyonda birinde dememiz lazım ki o başlangıç anının bugün için elimizde bulunan matematiksel modellerle elimiz önümüze çıkan karşılığı böyle hesaplanıyor. Yani saniyenin, milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda, birinin, milyonda, birinin, milyonda, birinin, milyonda birinde Allah Azze ve Celle küm dedi. Ve bu varlık sahnesi mevcut bütün fiziksel ve kimyasal kurallarıyla sistem husule geldi. Oradan başladık ve Allah Azze ve Celle bu günlere gelinceye kadar وَالْسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ Biz semayı gücümüzle, kudretimizle bina ettik. وَاِنَّا <laughs> لَمُوسِعُونَ Ve biz genişletmekteyiz diyor Cenab-ı Hak. Biz bin yıllar sonra gelip göklerin genişlediğiyle karşılaştık. Bin yıllar sonra gelip göklerin aslında vaktiyle olmadığını bir ara ortaya çıktığını artık bilimsel olarak okuyoruz. Değil mi? Evet. Dolayısıyla bilim tarafı bir şeylerden ben çok eminim bunlar büyük hakikatlerdir, sağlamdır derse bile eğer Yaradan Allah Azze ve Celle'nin buyruğuyla eşleşmiyor ise henüz daha keşfetmediği şeylerden bilmediği şeylerden, eksik bildiği şeylerden ötürü bir yargı içerisindedir demektir. Bunu bir iddia olarak işin başında söylemiyoruz. Bunu bir netice olarak yolun sonunda söylüyoruz. 14 asır sonra yaşadığımız gerçeklerin sonunda bunu söyleyebiliyoruz ki bilim adeta bir ilkokul talebesi gibi henüz bilmediği şeylerle ilgili bazen ön yargılar ile hakikate muhalif ...arzularını dayatabiliyor. Neden istiyorlardı ki... ...evren statik olsun, sonsuzdan gelsin? Çünkü bir yaratıcısı olmasın diye, hep varmış... ...diyebilmek için. Neden istiyorlardı ki sonsuzdan gelsin? Çünkü sonsuz bir zamandan bugüne işleyen... ...ve her türlü ihtimalin gün yüzüne çıkmasını... ...umdukları bir alan olarak, sahipsiz... ...yani çölde... ...mahribinin ganimet bulması gibi... yani ...bir diyelim ki şehre girdiniz... Sahipsiz bir şehir, her şey var ortada ve istediğinize elinizi uzatabiliyorsunuz, istediğinizi tüketebiliyorsunuz. İnsanın heva ve arzularıyla var eden kudreti, tanımama refleksi, hevasının ardına düşmesi, bilimsel süreci yaratıcı yokmuşçasına yönetme hevesine soktu onun. Dolayısıyla bir yaratma fikrine karşı bir üklerin ve yerin başlangıcı olduğu düşüncesine karşı o kadar hazımsız, o kadar rahatsız idiler ki Cenab-ı Hak onların burnunu sürte 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 اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler görmediler mi ki? اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Gökler ve yer كَانَتَا رَتْقًا Ratk idiler. Ratk ne demek? Yani bir şeyi iç içe sokmak istersiniz ya. Sonra onu bastırırsınız. Sonra onu preslerseniz değil mi? Ne evet. kadar onun hacmini azaltabileceğiniz ağırlık varsa üstüne korusunuz. Biz çocukken hurmayı böyle yapıyorduk. Hurmayı presliyorduk. Onun içinde boşluk kalmamalı. Hava yeri kalmamalı ki oralarda hani bozulma olmasın diye. Bu ratk bu denli iç içe geçmiş bir arada yekpare iken Cenab-ı Hak dedi ki Fa Biz onu ayırdık. Ratk, patk olayı. Kur'an'da geçen ...birer kez ve burada geçen kelimeler... ...gökler ve yer... ...ratk idi... ...biz feth ettik... ...diyen Allah Azze ve Celle... ...insanlık yolculuğunun... ...o kadar bilim yaptık, bilim yaptık, bilim yaptık... ...ama en önemli kilometre taşını... ...neredeyiz sorusuna cevap bulduğumuzda... ...artık bilim adamları dediler ki... ...bugüne kadar bildiğimiz... ...her şeyi unutun... ...niye çünkü hep yeni bir sayfa açıldı... ...gökler ve yer... ...sonsuzdan beri var olan bir ortam değilmiş bir tarihi var ve yakında bunu hesaplayacağız dediler. Ve gökler ve yerin de kimliği çıktı. Gökler ve yerin tarihi de çıktı. Yaklaşık 13-14 milyar yıl üzerinden hesaplanıyor. O da şayet bu hesaplamada kullandığımız ve sabit sandığımız veriler gerçekten sabit ise. Mesela ışık hızı veya diğer sabiteler. Çünkü biz bugüne kadar yaşadığımız çok dalgaları dün doğru bildiklerimizin üzerine kurduğumuz gerçekler ne zaman ki e, ip, ipucu ne? İpucu vahyin kendisi. Eğer vahiy ile örtüşmüyorsa bir şeyleri yanlış biliyoruz dememiz gerekir. Yoksa vahiy bizim önümüzü kapatıp araştırmana gerek yok. Bazıları öyle diyor. Yani vahiy sizin önünüzü kapatıyor. Diyor ki araştırmanıza gerek yok. Allah yarattı deyin, Maşallah deyin geçin. Öyle mi diyor acaba vahiy? Yoksa Cenab-ı Hak اَوَلَمْ يَرَوْا اَوَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا Bakmazlar mı? Biz göğü nasıl bina ettik? Bak hala space diyorsunuz, hala boşluk diyorsunuz değil mi? Uzay evet. diyorsunuz. Biz de diyoruz ki hayır, uzay değil, boşluk değil, bina. Dün yaratılışına kadar karşı çıktıysanız, bugün de şimdi buna karşı çıkın. Ama çıkamıyorlar çünkü çok öncüllerini gördüler. Gördüler ki şimdi diyorlar cosmic structure yani kozmik bir yapıyla karşı karşıyız. Ya ama boşluk bir şey göremiyoruz. Ama bir madde var olmalı. Bizim henüz görmediğimiz bir madde. Nereden söylüyorsunuz bunu derseniz? Diyorlar ki çünkü bu evrensel işleyişte hesap dışı bir etkiyle karşı karşıyayız. Demek ki ortam boş değil. Ortamda bir madde var. Ortam boş değilse o zaman bu dev yapı demek ki boşluk içerisinde değil. Henüz tespit etmediğiniz işte karanlık madde diyorlar. Karanlık enerji diyorlar. Bir maddenin içerisinde yapısal bir etkileşim halinde. Kur'an'ı başından sonuna kadar okuyun. Bu kadar çok göklerden bahseden, bu kadar çok efendim varlıktan bahseden Cenab-ı Hak bir kez olsun kullandığı yüzlerce belki binlerce sema, semavat kelimelerden birinin yerine feza dememiştir. Feza Arapça bir kelime. Ne demek? Boşluk demek. Türkçede de geçmiş, değil mi? Feza diyoruz evet. veya uzay diyoruz. Hatta bizim İnsanlık olarak en meşhur uzay bilimleriyle ilgili Amerika'daki o kuruluşun adı ne? NASA değil mi? NASA'daki S de Space'in S'si. Ama bir gün gelip de biz ya boşluk değilmiş dediğimiz zaman nasıl bir utançla karşı karşıya kalacağız? Kurumun adını bile öyle koymuşuz. Yani o yanılgı bize uzay ilimleri demişiz değil mi? Ne oldu? Evet. Yapı ilimleri mi diyeceğiz? Uzay yapısı ilimleri, uzay kelimesinden kurtulmamız lazım. Boşluk demek, o dünkü ilkokul üçüncü sınıftaki çocuğun yanlış bilmesi gibi, yanlış bildikleri üzerine kurduğu yanlış yargılar gibi bir şey olarak tarihte kalacak. Ama insanlığın nasıl statik evren iddiası alnında bir leke olarak yaratıcıya, vahye karşı direndiği alnında bir leke olarak kaldıysa ve kalmaya devam edecek. Aynı boşluk adını koyduğu uzayında yapı ile karşı karşıya geldiğinde bu da aynı utançlarına bir utanç daha eklenecek. Cenab-ı Hak biz yeri karar ve sema bina'a göğü bina kıldık buyurdu. Bir kelime kullanır Cenab-ı Hak. Siz o kelimenin gerçeğiyle yüzleşinceye kadar binlerce yıl bilim yaparsınız. Yoksa Kur'an ...satır satır böyle size o binayı keşfedinceye kadar olan bütün ayrıntı ilimleri öğretmez. Nasıl mercek yapacağınızı, nasıl kimyasal maddeler oluşturacağınızı, nasıl yerçekim kuvvetleri, bunları vermez. Ama tüm bunların hepsini kullanarak varacağınız sonuçtaki en önemli bilgiyi ilk baştan söylemiştir. Gökler bina halindedir, gökler ve yer bitişikken biz onları ayırdık, bunlar makro büyüklükteki hakikatler... Ama siz bütün bu ilmi yolculuğu o makro büyüklükteki hakikatlere varabilmek için sarf etmişsinizdir. Geldiğiniz yerde ilahi bayrağı görürsünüz. Bu şeye benzer. Yani bir dağın zirvesine çıkmaya çalışıyorsunuz. Çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Bütün heyecanınız zirveye ilk bayrağı siz diken olmayacağınız. Ama kötü haber nedir? Zirveye onca zahmetle çıkarsınız ve çıktığınızda orada bir bayrak görürseniz bu sizin için büyük bir hayal kırıklığıdır. Sizden önce birisi gelmiş demek. Genetik ilmini keşfeden altı kişilik bilim alanlarından bir tanesinin aynen ifadesi böyle. Biz genetiği keşfettiğimizde hiç kimsenin bilmediği bir yere geldiğimizin farkındaydık. Ama şunu da bildik ki buradaki işleyiş biz burayın farkına varmadığımız zamanlarda da devam ediyordu. Annemiz de işledi, babamız da işledi. Biz bu genetik işleyiş üzerinden hayata geldik. Dolayısıyla burayı var etmiş olan kudret buraya bayrağını zaten dikmiş. Biz şimdi evet. burayı gelip genetiği kurmadık. Var olan genetiğe ilk defa bakabildik. Bunca zahmetten sonra. İşte kulun ilim yapan bugünkü tabirle bilim yapan yolculuğu ile Cenab-ı Hakk'ın ortaya koyduğu o muazzam ilmini insana keşfettirdiği yolculuk aynı yolculuk. Peki Cenab-ı Hak bu bize keşfettirdikçe ilmini nasıl bir beklenti yani bizden ne bekliyor? Zatına karşı çünkü ilim çok değerli bir şey. ilim çok değerli. Allah Azze ve Celle'nin ilmine tanık oldukça kulun Cenab-ı Hakk'a hayreti, Cenab-ı Hakk'a karşı tazimi, Cenab-ı Hakk'a karşı olan hayranlığı artar. Meftun olur. Allah Azze ve Celle'nin ilmi karşısında ve iradesi yaratması karşısında fetebârakallâhu ahsanu <laughs> halikin. Yaratan en güzel yaratan Allah azze ve celle. Her türlü eksiklikten, noksanlıktan münezzehtir diye bu yolculuğumuz yaradanı tanıdığımız, onun kudretini, gücünü, ilmini ve iradesini tanıdığımız bir yolculuğumuz. Yoksa Cenab-ı Hak bize ben zaten çok muktedirim. Ya bakmanıza gerek yok, incelemenize gerek yok demiyor. Tam tersi bizi bu istidatla yarattığı için bu yükümlülükle, bu bizim hayati sorumluluğumuz. Ekra. Bismi Rabbikellezi halak. Adınızı attığınız günden beri yaratan Allah'ın yarattığı her şeyi kendimiz de dahil. Ve fi enfusikum. Efela tubsirun. Siz de Cenab-ı Hakk'ın bir ayetisiniz. Dolayısıyla kendinizi de okuyun dediği okumaları yapıyoruz. Bir hocamız dedi ki şu ağız var ya ağız içeride bir dünya dişler var. Burada bilmem kaç tane bilim alanı saklı. Yani bunlar yeri geliyor, fakülte oluyor, bina bina fakülteler oluyor koridor koridor işte bilim dalları oluyor, bölümler oluyor, ana bilim dalları oluyor. Hepsi aynı yeri çalışıyor. Hepsi ağzın içerisinde çalışıyor. Sadece bir üniversitede değil, her şehirde bundan bir iki tane olabiliyor. Dünyada bütün şehirlerde üniversite varsa orada böyle bir e, dişle alakalı bir ilmi saha oluyor. Hep aynı yeri inceliyoruz. Bir de işin garibi yani topu topu avuç içi kadar olan bir ağzın içersini yani ne beklersin? Üç güne bitirin değil mi yani? Açın, kesin, parçalayın, evet. neyse ne var ne yok çıkarın şunu ortaya dersiniz. Öyle bir şey mi yaşıyoruz? Öyle olsa bu kadar fakülte kurmazdık değil mi? Ve öyle olsa en azından ileriye dönük bir ümit verirlerdi. Derlerdi ki yeni fakülteler açmanıza gerek yok. Çünkü ağız içini bitirmiş durumdayız. Burası temiz. Buradaki araştırma boyutu tükendi. Artık dibe dayandık. Bundan sonrası bu alanda e, diş hekimlerinin hizmet vereceği, becerilerin öğretilme alanı, araştırma boyutu bitti çünkü araştıracak bir şey kalmadı. Dibini gördük diye bir şey ne dişle alakalı, ne beyinle alakalı, ne kulak, burun, boğan bu sistemiyle alakalı. Bırakın onların hepsini bir tarafa. Onlar canlı sistemler. Daha basiti atom değil mi? En küçük yapı taşı. İlk başta onu bitirmeliydik. İlk başta onun hakkından gelmeliydik. Şu kadar bir bir şeymiş ya. Her şey bundan oluyormuş diye. Bu işi bitirip yap bozun canlı okuyacaktık. Bilimin hevesi buydu. Ne oldu? Atomun içerisine girdik. Aynen uzaya açılmışçasına önümüze o kadar büyük bir alan açıldı ki neredeyse orada aklımızı yiyeceğiz. Oradan bir henüz daha neyin ne olduğunu bazen tutamıyoruz bile. Diyor ki parçacık mı, enerji mi? Ne olduğunu bulamıyoruz diye. Eğer kütlesel boyutuna yoğunlaşırsak enerji boyutu kayboluyor, enerji boyutuna yoğunlaşırsak yani artık tespit edilemez noktaya doğru bizi bir hayretin içerisine çekmiş durumda. o bakımdan insanın bu yolculuğu bu kadar çok üniversiteyle yatırımla üç gün sonra biter, beş gün sonra biter, Cenab-ı Hakk'ın ilminin de bir dibi vardır herhalde desek mümkün değil. Cenab-ı Hak dedi ki قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي De ki, deniz Rabbimin kelimeleri için mürekkep olsa midad yani yetiştirsek ona yazması için bir mürekkep olarak لَنَفِدَ الْبَحْرُ Deniz biter قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي Cenab-ı Hakk'ın kelimeleri yani onun koyduğu hükümler onun kurduğu, kurduğu buyruklar o sistemlere dair formüller bir dünya oradaki işleyişleri tanzim eden kuralların tamamı Allah Azze ve Celle'nin ilmi bitmez. Denizler mürekkep olsa bile bunları yazmaya kalksanız bile bitiremezsiniz. O yüzden bugün hangi bilim adamına sorarsanız sorun. İster tıp bilimleri, ister biyoloji, ister astronomi olsun. Sizin alanda işte sona yaklaştınız mı diye bu sorunuzu tebessümle karşılar. Çünkü bu çok komik bir sorudur aynı zamanda. Çünkü herkes bilir ki Cenab-ı Hakk'ın ilmini keşfetme yolculuğumuzda وَمَا min مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Çok az bir şey. Belki bazen diyorlar işte yüzde bir gibi. Peki var eden yok ise, var edenin ilmi ve iradesi yok ise ki bilim tanımak istemiyor bunu. Yaratılış yok ise, varlık bir miladı var artık. O tarihte neden ortaya çıktı ve ortaya çıktığından beri ilk çıktığı andan itibaren bütün bu sistemsel işleyiş en dakik şekliyle var edildi ki deniyor ki yani hafif öne hafif arkaya sistemsel işleyişte bir kayma sapma olsaydı varlık hiç varlık sahnesine çıkmayabilirdi evet, yani evet. ortaya çıkması son derece büyük bir ilim ve iradenin ve son derece dikkatli bir yaratmanın eseri olarak bunu hesaplayabiliyoruz düşünebiliyor musunuz? Bunu şu an gözlemleyebiliyoruz. Biz kalkıp Allah'a hala nasıl biz sonsuzdan gelimli bir ortamda saydık, belledik kendimizi. Dolayısıyla da öyle sonsuza giden, biz de accidental dedikleri, kazara oluşmuş, rastlantısal, yönetilmeyen kör bir süreçteki rastlantısal varlıklar olarak varsaydık kendimizi. Öyle yaşadık ve öyle gözümüzü yumduk. Yahu sizin yaptıklarınızı bile, yani şu telefondan tut, Hatta telefon çok şey olur, sandalye mesela değil mi? Çok basit. Şu sandalyeden şu anda e, Mars'ın yüzeyinde bir tane karşılaşılsa şöyle bir sandalye. Değil mi? Orada bakıyorlar böyle tarıyorlar. En küçük bir anlamlı bir şey görmek için. Bir köşede bir tepede de ucu gözükse böyle sandalye ne olur? Yer yerinden oynar. Evet. Derler ki Mars'ta bir medeniyet ay, olmuş. Ay, ay. Ya ne rastlantısal olmuş işte çıkmış köşesi denk gelmiş bir sandalye sandalye belki çok karmaşık denilebilir. Çivi bile bulunsa aynı şey söylenir. Biz Cenab-ı Hakk'a onun bizde yarattığı bunca sistemi, varlıkta yarattığı bunca sistemi, iç içe bulunduğumuz ve her gün bunu araştırarak en büyük yatırımlarımızı eğitim ve araştırmaya harcayarak öğrenmeye çalıştığımız bu ilmi karşısındaki hayranlığımızı şapka çıkararak, secdeye vararak, tespit etmeyi hep inkar ederek nereye kadar gidebiliriz? Dolayısıyla din diye, ilim diye birbirinden ayrı, din diye, ilim, bilim diye birbirinden farklı ne mecralar vardır, ne böyle süreçler vardır, ne böyle şeyler vardır. Bu farklı adlar koymak suretiyle şeytanın birbirinden ayırmaya çalıştığı süreçler vardır. Allah Azze ve Celle vardır. Allahu la ilahe illa huvel hayy el kayyum. Yaratan ve yaşatan ve alem yaratılış vardır ve yaratılışın içerisinde yine Allah'ın yarattığı her şeyi okumaya meraklı ve yetenekli bir insan vardır. Eyvallah. Bu insan bu yeteneğiyle ya yaratıcıyı tanımaya ya da nankörlük ederek inkar etmeye kalkışır. Eyvallah. Hocam ağzınıza sağlık yayınımızın sonuna geldik. Bursa için iftar vakti diyelim. İnşallah bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Allah tuttuğunuz ve tutacağınız tüm oruçları kabul etsin diyelim. Allah'a emanet olun.